Yaklaşık 2 yıl önce Hacı Bektaş ilçesine atandığımda Anadolu'nun mimarlarından Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ilçesinde çalışmaktan ötürü gurur duyarak başladım bu işe burada. Bana buraya ilk geldiğimde çağrılmadan gelinmez demişlerdi. Bu sözü hep hatırlayarak çalışmaya çalıştım açıkçası ben Hacı Bektaş'ta. Belki bana bunu söylemelerinin de özel bir anlamı vardı. Herkese söylüyor mu Hacı Bektaş'ta hemşerilerimiz bilmiyorum ama ben böyle kendime özel olarak hissettim ve öyle çalışmaya çalıştım. Yaklaşık 2 yıl oldu. İyi günlerimiz, zor günlerimiz, yorucu günlerimiz oldu. Ama Hacı Bektaş benim için hep özel, güzel kalacak bir ilçe. Özellikle Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin sözlerinden esinlenerek burada ortak akılla, istişareyle işler yapmaya çalıştık, bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu anlamda ben ilk olarak Hacı Bektaşlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman anlayışlı oldular, dinlediler, beni sahiplendiler. Onun dışında burada biz çalışmalar yaparken benim her zaman arkamda duran Sayın Valimiz İnci Sezer Bezer'e ben çok teşekkür ediyorum. Onun dışında benim için en önemli projelerden birisi olan Hünkar'ın da kadınlarınızı okutunuz diyerek yıllarca önce çok eski zaman diliminde bile söylediği bu aklı, adaleti temsil eden cümleyi burada yaşatmaya çalıştık. Hacı Bektaşlı kadınlarımız da bu anlamda benim için çok değerliler. Benim en güzel projelerimden birisi Hünkar'a da yemek veren, o maç veren Anadolu'da Kadıncı Kanal'ın ismiyle ismini yaşatacak olan ve belki Türkiye'nin birçok yerine yayılmasına yardımcı olacak olan kooperatifimizdi. Umarım bundan sonra da Hacı Bektaşlı hemşehrilerimizin sahiplenmesiyle devam eder, devam edeceklerdir. Ben burada kadınları okutunuzdan esinlenerek bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştım. Onun dışında yaptığımız elbette bir sürü şey var burada. Belki yapamadığımız yarım kalan. Ama Hacı Bektaş'a hizmet sadece Hacı Bektaş ilçesinin kaymakamı olarak olmuyor. Bundan sonraki pozisyonlarımda devletin hangi kademesine yer alırsam alayım benim de ilk görev yerim olan Hacı Bektaş'a her zaman hizmet edeceğime dair ben burada vatandaşlarımıza söz verebilirim kendi adıma. Beni böyle kendi kızları gibi kucakladıkları için çok minnettarım. Aynı zamanda valimizin nezdinde özel idaremize, Nevşehir özel idaremize, il müdürlerimize, ilçedeki mesai arkadaşlarıma, özellikle ilçe belediye başkanımızla çok uyumlu bir çalışma süreci geçirdik. Arif başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dostluğumuz baki kalacak inşallah onunla da. Ve Anadolu'daki, Avrupa'daki Alevi Bektaşi derneklerine özellikle benimle her zaman diyalog içerisinde oldukları için teşekkür ediyorum. Her zaman nereye gidersem gideyim bir kapınız olduğunu buradan söylemek isterim. Hacı Bektaş bana çok şey kattı, çok şey öğrendim. Umarım bu öğrendiklerimizi diğer çalışma yerlerimizde de en azından felsefesini yaşatarak devam etmeye çalışacağız. Teşekkür ederim.